Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz biz kendi yakıtımızı ürettik. Daha sonra o yakıtın testini yaptık. Ama elimizde pres olmadığı için iyi sıkıştırma yapamadık. Şimdi bir tamirci arkadaşımızdan kriko aldık. Ondan çok iyi bir sıkıştırma yapacağız. Ondan önce altta Facebook hesabımız var. Ondan sonra da Instagram hesabımız var. Bunlara da bize katılarak destek olabilirsiniz. Şimdi başlasın videomuz. Bunun içerisine iyice elimizden basarsak daha fazla yakıt olacak. Daha iyi sıkıştıracağımız için daha fazla yanmış olacak. Evet. Öyle değil mi? Bastıralım ki daha çok olsun. Şey de yapabiliriz. Buraya bir tane daha koyup ikisini birden sıkıştırabiliriz. Ya da şöyle büyük kalıp içinde büyük kalıp halinde yapabiliriz. Bir tanesini attığınız zaman uzun süre yanabilir. Şimdi bizim bu ilk denememiz olduğu için küçük küçük çıktığı için az yanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi tamirci Mustafa kardeşimden aldım. Mustafa can sevdi sanırım. Sağ olsun krikoyu verdi bize bir günlüğüne. Sabah teslim edeceğiz. O yüzden bu saatte denememizi yapıyoruz. Evet. Bas oğlum. Evet, çek çek çek. Kendine doğru aşağı çekerek oğlum, aşağı doğru ya. Evet, devam et oğlum öyle. Kaldır indir, kaldır indir. Kaldır. Kaldır indir. Hayır bak. Bayağı tamam, başa devam kadar devam kaldır. Deniz. Evet, devam et. Baba ben de yapabilir devam miyim? Yapabilirsin. Evet, hadi Eylül. Hadi kızım. Buraya. Hadi kızım. Yüklen, yüklen. Hadi başaracaksın. Bence bu kadar sıkıldığı yeter. Bence de. Şimdi kızım çevir, kaldır. Kaldır onu, kaldır. Çevir şimdi. Evet, çok güzel. Evet, şimdi kaldır kızım. Kaldırdım. Kaldırdım. Kaldır, kaldır. Bak nasıl sıkışık çıkıyor biliyor musun? Tamam. Evet, değerli arkadaşlar. Baştan sona bir sıkımı göstereceğim. İzlemeyen arkadaşlarımız olabilir. Bakın şu ortada. Göster oğlum. Bu ortasına koyuyorum. Aparatla tutturmuşum. Evet, şimdi yakıtımızı yaptığımız kağıt ve talaştan yakıtımızı dolduruyoruz. Tabi bastıracağız. Ne kadar bastırırsak o kadar çok içine alacak. Preslenirken de daha fazla yakıt elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bu kapak buraya giriyor. Şunu çeviriyoruz. Bir saniye, bazen girmiyor. Evet, şunu ortalıyoruz. Evet, ortaladık. Evet, çalıştır oğlum. Az daha indir, az daha indir. Şimdi arkadaşlar parçamızın, yakıtımızın, preslenmiş yakıtın tam çıkması için araya parça koymamız gerekiyor. Tamam, kaldır. Evet, nevale çıkıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bana ver baba. Bedava yakıt. Nasıl? Çok güzel. Bakın dağılmıyor. Öncekini biraz oynattım ya da kırılıyordu. Bu bayağı bir preslendiği için. Ben dağılmıyor. De eleyebilir miyim? Bakayım. Evet. Oo. Hadi götür koy kızım oraya. Evet şurayı bitirelim. Daha sonra şu yağlı yakıtımızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Yanık yağlı talaşımız. Hepsini baba bir döktüm. Şey olmaz değil mi o yanık yağlı şeyde kötü? Şimdi bunu karıştıracağım iyice. Kömüre benziyor aynı. İyice birbirine geçsin. Hatta matkaptan biraz karıştırayım. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz İlki. Bakın dağıldı gitti. Bunun kağıdını çok ince karıştırıp dilimlemedik. Blender'dan geçirir gibi geçireceksiniz. Yoksa görüyorsunuz tutmuyor, dağılıyor. Bu da yaptığımız, bakın iki renk arasında görüyorsunuz. Yanık hali yaptığımız. Evet son pastamızı aldık. Onu da burada dağılan vardı. İlk yaptığımız ondan karıştırdık arkadaşlar. 2, 4, 6 tane yağlı. 2, 4, 6 tane de yağsız. Şu biraz küçük ama idare eder.
Evet arkadaşlar, yakıtımızı yaptık. Şimdi onu yakma zamanı. Önce içerinin derecesine bir bakalım nasılmış. Hadi gel. Evet, içerinin derecesini hemen yaklaştırayım. Nergis göster. Kaç? 25 derece. Evet. Şimdi yakıtımızı koymaya gidelim. Ondan sonra gel buraya. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bir önceki videomuzda, izlemeyenler için söylüyorum, bunları kilikoyla, yani manuel kilikoyla sıkıştırmıştık. Ama bu gördüklerimizi hidrolik kilikoyla sıkıştırdık. Zaten videonun başında izlediniz. Bunu biz yanık yağ ile karıştırarak yaptık, zaten gördünüz. Bunlar da sade. İlk önce yanık yağ koyacağım. Ateşimize bakalım. Kaldırıyorum. Bakın içerisinde biraz söz kaldı. Biraz dibini karıştıracağım. Altının tortusu. Bu mı? Evet. Şimdi bunu rahatlıkla yakabilecek. Evet, bismillah diyelim. Bir tane atalım arkadaşlar. Bu burada yanacak. Baba yanar mı? İçerinin sıcaklığını sabit mi tutacak? Yoksa yükselecek mi bilmiyorum. Yani zaten içeri sıcak olduğu için büyük ihtimal sabit kalacaktır. Saatimize bakalım, bir tanesi ne kadar sürede yanacak, onu çok merak ediyorum. Saat 8'e 10 geçiyor. Evet, bitmek üzereyken tekrar bakacağız, bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, şok. Ben şoktayım, gerçekten şoktayım. Bakın, hemen göstereyim ne durumda. Bakın, gördüğünüz gibi yandı. Şu an köz durumunda, topluca duruyor. Bakın şöyle dokunayım. Bakın daha halen tüm duruyor. Yani köz durumunda. Yani şu an halen nar gibi ama yakıt olarak bitti. Şimdi neden şok arkadaşlar? Şokun sebebi saatte. Gel. Gördünüz mü? Tam 50 dakika yandı. 50 dakika. Ben düşünüyordum ki 20 dakika falan yanar diyordum ama 50 dakika beni şok etti. Ve bir. İkincisi, bakın tasarruf modunda. Açmadım. Tasarruf modunda bu şekilde gitti. Gel kızım. Üçüncüsü, bakın. Göster kızım. Kırmızı olsun babacığım. Kırmızıya getir. Yan tutmam gerekiyor. Şöyle yaklaştır. Bakın 25. Ben bunu 26'yı gördüm arkadaşlar yanarken. Yani ne zaman gördüm? 25 dakika falan, yarım saate yakın o saat, o aralarda takip ettim. 26, 1 derece yükseltti bu ateş yanarken. Şimdi dışarısı kaç derece? Bir de dışarıyı görelim kaç derece. Gel kızım. Evet, derecemiz dışarıda aldık. Açıyorum. Kaç? 7.7. Görünüyor mu kızım? Gözüküyor. Evet, 7.9. Konuşurken ağzımdan buharlar çıkıyor bu. Ya 7.7, 7.8 arkadaşlar. Evet. Dışarının derecesi bu şekilde. İçerimizde sıcacık, içeride oturuyoruz. 25 derece, 26 dereceyi gördü. Şimdi gel kızım. Gel. Şimdi bunu yaptık. Kapımızı ört babacığım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünler burada. Şimdi şunun bir tanesini orta boy şu. Şunu alıyorum. Bu defa bunu test edeceğim. Bakalım bu ne kadar sürede yanacak. Bunu da çok merak ediyorum. Gene tasarruf modunda. Hemen atıyorum. Attım. Bunu dikelim mi? Ben yanar böyle. Biraz karıştırayım. Baba, o orayı nasıl sığıyor? Bunu da dikek ya. Baba, o orayı nasıl sığıyor? Hı, ortasını salladım. Yanar. Bak tutuşuyor. Evet. Şimdi bu kaç dakika yanacak? Eğer ısı yükselirse hemen göstereceğim size. Kameradan çekeyim. Onu çekmedim. Keşke çekseydim. Evet. Saat 9'u 4 geçiyor. Evet. Ne kadar sürede yanacak bakalım. Evet, değerli arkadaşlar, bu yakıtımız biraz geç tutuştu. Neden? Çünkü altta közmesi hiçbir şey kalmamıştı. Tutuşması geç oldu. Ben de hemen tasarruf modundan çıkartmıştım. 1-2 dakika falan tasarruf modundan çıkarttım. Hızlı yansın diye. Şu an o da bitti. Saatimize bakalım kaç dakika olmuş. Yani şu an 45 yok 35 dakika mı? 36-37 dakika falan oldu. İçerinin ısısı bu geç yandığı için ısıyı sabitleyemedi. Bir göster kızım, kırmızı olsun. Yaklaştır. 24 derece. Yani 1 derece
1,5 derece bile değil. Evet, 1 derece aşağı indi ısını, içerinin ısısı. Bundan sonraki hafta arkadaşlar şöyle bir deneme yapacağım. Biz bunu hani bir taneyi tasarruf modunda denedik ya, bir taneyi açık bırakacağım. Yani tasarruflu değil de tasarrufla düz modda, direkt modda yani arasında kaç dakika var onu karşılaştıracağız. Bir ikincisi, ısımız 1 derece yükselmişti. İki taneyi koyarsak daha fazla yükselecek mi? Onun yanı sıra şununla gene açık modda, tabi altında biraz kömür koyacağım, odun koyacağım. Yani fazla olmamak şartıyla bunun tutuşabilmesi için. Bir de onu karşılaştırıp deneyeceğiz. Aradaki farkları tespit edeceğiz tamamıyla. Ona göre siz de yapmak isterseniz yaparsınız. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum atmayı ve reklamlarımızı atlamamanızı rica ediyoruz. Çünkü biz bundan para kazanıyoruz. Reklamı atlarsanız fazla para kazanamıyoruz. Ama reklamı tamamıyla izlerseniz daha fazla para kazanıyoruz. Tabii bu kardeşinize destek olmak istiyorsanız lütfen reklamları izleyin. Ya da bir kenara koyun, reklam oynasın diyelim. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.